Diploması, yarı olması sizin için önemli değil. Onlar sizi üniversite hayatını hazırlamak için, yani üniversiteyi kazandırmak için olan şeyler. Allah aşkına herkes günlük hayatta yapacak şeylerini öğrenmiş olsa hiçbir yerde bir mühendis, hiçbir yerde bir astronot yetişebilir miydi? Herkes günlük hayatta kullanacağı şeyleri öğrensin o zaman. Hayır, olamazdı. Üniversite hayatı, lise hayatı, artı üniversite hayatı, belki yüksek lisans vesaire, onların hepsi size, bana en azından şunu anlattı. Her şeyin öğrenilebilir olduğunu. Ben mesela şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Üniversiteden çıktıktan sonra mutlaka teknik bilgileriniz oluyor. Hangi bölümde olursanız olun. Doktorlukta da, mühendislikte de, öğretmenlikte de, hepsinde. Ama asıl önemli olan şey, konsantre olduğunuzda, kitabı açıp baktığınızda her şeyi öğrenebiliyor olmanız. Bunu öğrendikten sonra, ya bu meseleyi algılayabildikten sonra artık gerisi çok önemli değil. O yüzden bu sözüm şuna da sebep veriyor. Kazandığınız bölüm de çok önemli değil. Niye? Birincisi bu. Birincisi asıl önemli olan öğrenebilmeyi öğrenmek. İkincisi de şu. Şimdi her şey çok güzel. Lisedesiniz 9, 10, 11. Hepiniz galiba 4 sene okudunuz. Bizim zamanımızda 3 seneydi o. 11. sınıftan sonra işte sınava gireceksiniz. Önemli olan öğrenebilmeyi öğrenmek. Pardon, biraz toparlayamadım, özür dilerim. En son ne demiştim? Hatırlatabilirsiniz çok memnun. Hakikaten hiç dinleyen yok muydu yani? Hangi bölüm olduğu hakikaten önemli. Çünkü bir de şu var. Şimdi burada her şey çok güzel. Evet, 9'dan 11'e kadar okuyorsunuz ama üniversiteyi herkes bitiremiyor. Şu anda bunun farkında değilsiniz. Şu anda tek sınava odaklanmış durumdasınız. Ama şu bir gerçek, bölümü iyi seçmenizdeki sebep şu. Ben bu bölümü okuyabilir miyim? Ya ben o üniversiteyi, o bölümü kazanmak istiyorum. Tamam, güzel. Ama ben onu okuyabilecek miyim? Burada ne devreye giriyor? Ben şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ben mimar olamazdım. Ben doktor hiç olamazdım. Bizim ailede farklı bir şey vardır. Kan gördük mü biz biraz hafif bir stres oluruz. Ya böyle birisinin doktor olmasını bekleyemezsiniz. İşte hastalarla münasebet. Eczacı belki olamazdım. Sürekli hastalar geliyor, düşünsenize. Ama içinizde bunu yapabilecek kişiler vardır. Olacaktır da. Çünkü olması da gerekiyor. Şu var. Endüstri mühendisliğine eğer birazcık giriş yapacak olursak. Düşünen var mı bu arada endüstri mühendisliğine? 2-3. 3 kişi var. Bir ara biz kendi şirketimizde şöyle bir şey yaptık. Biz pastacılık ürünleri üzerine bir şeyler yapıyoruz. Çok kısa bir dipnot. Burayı bir hatırlatın yalnız, olur mu? Ben unutuyorum. Nerede kaldım? Pastacılık. Yok hayır, ondan bir adım önceki. Endüstri mühendisliğine giriş yapacağız. Yani üniversiteyi bitirememeden bahsediyorum. Şimdi pastacılıkta ustalar geliyor. Biz imalatçılara çalışıyoruz. Yani İnci Pastanesi'ne gittiğinizde, Arı Pastanesi'nin onlu mamilerine gittiğinizde genelde bizim ham maddesini, ekipmanını verdiğimiz ürünlerden yapılmış şeyleri yiyorsunuz. Tabii ustalarla muhatap oluyoruz bizleri. Bir iki sene önce falan bir firmanın yetkin bir ustasını çağırdık, demo ustası. Kız Meslek Lisesi öğrencilerini toparladık. Lise öğrencileriydi bunlar da. Bölümlerini ona göre seçecekler. Ustaya dedik ki, bak ustacığım tezgah, bir 40-50 kişilik bir grup geldi. Anlat işte, ustalığı özendir. İşte birkaç mamül çıkar. Ya yani şov yap biz orada ki arkadaşlar hem bilgilensinler hem de özensinler. Gelecekte ona göre şey yapsınlar. Usta, İsmail Usta sağ olsun, ilk başta sordu, dedi kaç kişi usta olmak istiyor? Bir 10 kişi falan kaldırdı. Programın sonunda sordu, bir kişi kaldırdı. Şimdi 3 kişi kaldırdı. İnşallah hani onları da hedeflerinden vazgeçilmeyiz. Nerede kalmıştık? Herkesin üniversiteyi bitirmiş. Şimdi endüstri mühendisliğini okumak için matematik, cebir, yani cebir kısmı özellikle matematik, kalkülüs denilen şey, artı istatistik, olasılık, bu türlü şeylere ilgili olmak gerekiyor. Öncelikle bilgi bu. Ben istatistiği çok seven bir insan değilim, olasılığı çok seven bir insan değilim. Ama şöyle de bir şey var, sadece kafanızı tamamen karıştırıyorum şu anda belki. Ama lisede değil, aslında üniversitede öyle deniliyor birçok şey. Çünkü şu anda sınav odaklı çalışıyorsunuz. Üniversiteye geldiğinizde her bir yazılı sizin için bir üniversite sınavının niteliğinde olmuş oldu. Çünkü
öyle bir psikolojiye giriyorsunuz ki ya bu dersi bitiremezsem, bu sınavdan iyi alamazsam, okulum uzarsa, şu dersi alamazsam, şunlar birbirini bağlıyor, onu alamadan bunu alamıyorum. 4 sene, 5 sene Allah'ım üniversite gidiyor. Böyle stresle çalışıyorsunuz ve o zaman diyorsunuz bir dakika. Gördüğüm her şey önemli. Ya o zaman bakıyorsunuz işte integral vesaire. O zaman öyle. Ben orada öğrendim. Onu söyleyebilirim yani. Ben üniversitede öğrendim integrali. Ha neymiş diye sorarsanız, günlük hayatta nerede kullanıyoruz diye sorarsanız bir yerde kullanmıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Az önce dedim ya, öğrenmeyi öğretiyor diye. Ve en önemli şey de benim için, en önemli çıkarım da şuydu. Belki Nurseli'yi de daha önce paylaşmışım. Bir hemen bir dipnot daha. Buraya yine geleceğiz. Buraya şey yaptım. Şimdi herhangi bir cismin hacmini nasıl ölçüyorsunuz? Küre ise a küp değil mi? Ben unutmuş da olabilirim yani. Yanlışsa düzelt. Küpse. Evet. Küre ise ona göre formülleri var. Prizma ise ona göre formülleri var. Ya peki şekli daha karmaşık olan şeyleri nasıl ölçüyorsunuz hacmini? İşte orada böyle suyun içine attı orada. Ben gördüm arkadaş. Şöyle eliyle attı suyun içine. Ona göre işte sudaki hacim değişikliğine kadar ona göre ölçüyoruz falan filan. Peki. Şimdi birinde bütün veriler var, kenarlar var. Bu arada matematik hocası falan değilsiniz gibi burada atıp tutuyorum hocam. Edebiyat hocası hocam. Tamam, rahatız hocam. şimdi küpte, kürede vesaire orada değerler var. Zaten hayali bir şey ölçüyorsunuz. Veya o cismi elinizle tutuyorsunuz ve suyun içine atıyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. Şekli belli olmayan, sadece hayal ederek düşündüğünüz şeyleri nasıl ölçersiniz hacmini? Hayalimizle suya atarız. Hayalimizde suya atarız. Peki oradaki değeri okuyabilecek misiniz hayalinizde? O zihne bağlı. Şimdi şöyle, integral vesaire oradaki grafikler aslında size şunu söylüyor. Diyor ki mesela şu karmaşık bir şekil. Bunun diyor ki şu işte merkezi şurası olsun. Bunun sürekli dönmesiyle oluşan şeklin hacmi nedir diye soruyor. Şimdi bunu hayal etmek, bu dönerken bile hayal etmek biraz zor olabilir. Nasıl bir şekil ortaya çıkacağını. Buradan nereye gelmeye çalışıyorum? Ha bu günlük hayatta bir işe yarayacak mı? Hayır, bu da yaramayacak. Ama şu, her şey bulunabiliyor. Her şeyi bulabiliyorsunuz. En önemli mesaj bu. Bence bu. Devam edelim endüstri mühendisliğine. İstatistik dedik, olasılık dedik, başka ne dedik, matematik dedik. Ben istatistiği hiç sevmezdim, onu tekrar söylüyorum. Ama üniversitede çok güzel şeyler yaşadım. Yani istatistikle alakalı, aa hakikaten böyle miymiş? Denilen şeyler gördüm. Ne gibi? Hayata onu uygulamak gibi. Yani günlük hayatta nerede kullanırız kelimesini ben size şöyle söyleyeyim. Endüstri mühendisliğinde bir şablon vardır. Ben şimdi direkt endüstri mühendisliğini tanımlamadım size. Mutlaka internete yazdığınızda bir şeyler çıkıyor diye. Ama şöyle bir ufak bir giriş yapayım. Endüstri mühendisliği sistem mühendisliği olarak geçebilir bazı yerlerde. Türkiye'de son 20 yılda biraz daha popüler olmuş bir bölümdür. Teşekkür ederim, sağ olun. Ve hala popüleritesini koruyor endüstri mühendisliği. Belki de şöyle diyebiliriz. Üç baba mühendislik bölümlerinden bir tanesi. Bilgisayar, elektrik, elektronik ve endüstri mühendisliği. Bu böyle. Ha bize böyle dediler. Bir başkası size nasıl der bilmiyorum. Ama hakikaten öyleydi. Ve şunu söyleyebilirim. Bilkent Üniversitesi'ndeki mühendislik eğitimlerinin hepsi gerçekten kaliteli eğitimlerdir. Ben sadece endüstri mühendisliği olarak değil, burada biraz Bilkent'i de anlatmak istiyorum size. Gezdiniz herhalde Bilkent'i. Amfileri gördünüz. Nasıl? Çok güzel. Süper. Harika. Ben de öyle etkilendim.